Neden en birinci basamak, en birinci usul olarak Mustafa Kemal aleyhine ben bir tavır ortaya koyuyorum? Çünkü ben Bediüzzaman'dan şunu öğrendim. Kur'an'ın bize verdiği esas, maksat dörttür. Anasır erba diyor. Bir tevhid, iki nübüvvet, üç haşir, dört adalet ve ibadet. Bediüzzaman'ın bize öğrettiği ahkam budur. Birinci sırada dikkat ederseniz tevhid var. Deccal'a baş kaldırmadan tevhid olmaz. Kalbinizden, aleminizden, dünyanızdan, diyanetinizden, siyasetinizden, ticaretinizden putları kaldırmadıkça tevhide ulaşamazsınız. Muvahhid olamazsınız. En birinci şartı budur. Tevhiddir. Tebliğ ve temsil makamındaki bir müminin üssül esas takınacağı tavır tevhiddir. Bunu tebliğdir. Evvela temsil, bilahare tebliğ. Lakin def işer celbi nef'a müreccahtır. Kaidi ilmiyesine nazar itibar ettiğimiz vakit ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Siz putu, şerri def etmedikçe tevhide ulaşamıyorsunuz. Bu yüzden birinci esas tevhid ve bu nasıl mümkün olacak? Evvela kelime-i tevhid ile, yani la ilahe illallah. Evvela putları reddedeceksiniz. Mustafa Kemal'i bütün her şeyden ihraç edeceksiniz. Bu yüzden bu mesele üzerinde ehemmiyetle duruyorum. Mesaimi teksif ediyorum. Peki Mustafa Kemal'in cehenneme gittiğini nereden, nasıl biliyorsun? Çok basit, Risale'den. Bakın okuyalım. Şurası bakın. 5. Şua, 25 sene evvel mesaili yazılan, yalnız bir iki sahife tatbikat ilave edilip, şualara giren 5. Şua ellerine geçmesi ehemmiyetlidir. Fakat bunda da bir hikmet var. Belki onlara kendi mesleklerini bildirmek ve cehenneme gidenin, kim bu cehenneme giden? Mustafa Kemal, bakın. 5. Şua'dan bahsediliyor, değil mi? Cehenneme gidenin mahiyetini bilmek için fevkalade iktidar haricinde bir kazai ilahidir diye Cenab-ı Hakk'ın hikmetine ve inayetine ve hıfzına itimat edip merak etmeyiniz.